Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman mensupları, Azerbaycanlı can kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bu zafer gününüzde sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. İlham Aliyev kardeşime nazik daveti ve misafirperverliği için şükranlarımı sunuyorum. Azerbaycan'ın 44 gün süren destansı mücadelesinde şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize aciz şifalar diliyorum. Şair Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi, hardan senin oldu bizim garaba, adı sahibini demir mi aşkar? Hoşlukla vermezler toprağı, ancak kanla mühürleyip zorla alırlar. İsa bulağının zümzümesini Cabbar'ın, Seyid'in, Han'ın sesini, dalgalı Karabağ şikestesini, Babek türbesini nice pay verim. Karabağ 30 yıllık hasretin ardından ana vatanla buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyor, onları dualarla cepheye gönderen anaların ellerinden öpüyorum. ...20 Ocak'ta... şehitlerin kabirlerine bırakılan karanfiller nasıl bağımsızlığı hatırlatıyorsa, şimdi de Dağlık Karabağ bölgesine has Harı Bülbül Azerbaycan topraklarının özgürlüğünün simgesi haline gelmiştir. Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri şüphesiz ki kıymetli kardeşim Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'e aittir. Kardeşim İlham Aliyev böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vasiyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Bu vesileyle güçlü Azerbaycan'ın temellerini atan umummilli lider Haydar Aliyev'i de burada rahmetle yad ediyorum. Azerbaycan kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir. Kıymetli kardeşim, aziz Azerbaycan halkı, Türkiye Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, bütün imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur. Türkiye olarak Azerbaycan'la münasebetlerimizde kendimize her zaman büyük lider Heydar Aliyev'in iki devlet tek millet şiarını rehber aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz ifadesiyle Azerbaycan'ın kederini kederimiz,
sevincini sevincimiz bildik. Bu anlayışla Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemizde yara eyledik. Bugün de bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız. Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Bugüne kadar siyasi ve askeri alanda sürdürülen mücadele bundan sonra çok daha farklı cephelerde devam edecektir. 30 yıllık işgal döneminde bu bölgelerin virane haline geldiğini, taş üstünde taş kalmadığını hep birlikte gördük. Kardeşim İlham Aliyev'in dediği gibi Fuzuli şehrinde bayrak asmaya bina dahi bulunamamıştır. Bütün şehirler tarumar edilmiş. Bütün köyler yerle yeksan olmuş. Mezarlıklar bile tahrip edilmiştir. Camiler yıkılmış. Minareler aynı şekilde tarumar olmuştu. Ermenilerin bazıları her şeyi yıktıkları gibi tarihi ve kültürel varlıkları da, tabii zenginlikleri de yağmaladılar. Bütün bu tahribatın hesabının sorulması gerekiyor. Savaş sırasında Gence, Terter, Adam, Berde, Acabedi gibi Azerbaycan toprakları da hedef alınmıştır. 100 masum sivil şehit edilmiş, anneler yavrusuz, çocuklar anasız babasız bırakılmış, saldırılar sonucunda 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Bunları görmezden gelenlerin gözleri kadar vicdanları da körleşmiştir. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur. Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyon kaçkın, göçkün kardeşimiz artık doğdukları topraklarına dönebilmek için sabırsızlanıyor. İnşallah en kısa sürede bu kardeşlerimizin hasretinin sona ereceğine inanıyoruz. Aziz kardeşlerim, Dağlık Karabağ yıkım, katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin de artık akıllarını başlarına toplaması gerekiyor. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını, Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Halbuki bu kaynaklar anlamsız müdafaa hatlarına, silahlara, gözlerini kin ve kan bürümüş yöneticilerin ihtiraslarına harcanmamış olsa bugün manzara çok daha farklı olurdu. Ermeni politikacıların bunu çok iyi tahlil edip barış ve istikrar temelinde geleceği kurma konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Ermenistan halkının da kendilerini geçmişin yalanlarıyla avutarak fakirliğe mahkum eden diasporanın esaretinden kurtulmasını diliyoruz. Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli. Düşmanlık yerine iyi komşuluk temelinde ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır.
İlham Aliyev kardeşim Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen kalıcı istikrar için takdire şayan bir tavır sergilemektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu iyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü hamdolsun yeniden tesis etmiştir. Artık Azerbaycan toprakları yıllardır hasret kaldığı Terter çayının sularına kavuşmuştur. Şuşa'nın dağlarının başındaki duman artık dertli değildir. Tutsak Harı Bülbül artık özgürdür, daha parlak açacaktır. Köndelen çay artık daha coşkun akacak. Aras türküsünü daha güçlü çığıracak. Karabağ şikestesini okuyan nefesler daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. Aras'ı ayırdılar, mil ile doyurdular. Ben senden ayrılmazdım, zor ile ayırdılar. Aylaçın, canlaçın, ben sene kurbanlaçın. Güzelliğine kurban olduğumuz laçın artık özgürdür. Laçın gibi, Şuşa gibi, Fuzuli, Cebrail, Zengilan, Gubadlı, Adam ve Kelbeçer de artık özgürdür. Bugün Azerbaycan'ın milli şairi, büyük mücahit Ahmet Cevat Bey'in ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Nuri Paşa'nın, Enver Paşa'nın, Kafkas İslam Ordusu'nun, yiğit neferlerinin ruhunun şad olduğu gündür. Bugün Azerbaycan şehitlerinin serdarı, Mübariz İbrahimov'un ruhunun şad olduğu gündür. Bugün hepimiz için, tüm Türk dünyası için zafer ve gurur günüdür. Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz hamd ediyorum. Bugün burada tüm kalbimle bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık ana vatanıyla kucaklaşmış 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak hedefimiz bu toprakları daha müreffeh, daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdikleri sürece Allah'ın izniyle zorlukları aşmaya, başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bütün Azerbaycan halkını, değerli kardeşim Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ve şanlı Azerbaycan ordusunu, Türk ordusunu yürekten tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
Bugün 10 Aralık Zafer Günü Azerbaycan'da. Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ işgal edilmiş topraklarının 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırısıyla başlayan savaşta yaklaşık bir ay sonra ya da bir buçuk ay sonra 10 Kasım'da tekrar